Kuzey Kore'nin Güney Kore ile savaş durumuna gelindiğini ilan etmesiyle sınıra yakın bölgelerde yaşayanları endişe sardı. Uzmanlar karşılıklı çatışmalara pek ihtimal vermiyor fakat yerel halk Kore Yarımadası'ndaki durumu yaşadıklarıyla değerlendiriyor. Ülkede en çok 3 yıl önce Kuzey Kore'nin saldırısına maruz kalanlar tedirgin. Kalbim tekrar bize saldıracaklar korkusuyla atıyor. Burada yaşamayı sürdüreceğim. Burayı terk etmeyi düşünmüyorum. Ama yine de saldıracaklar diye çok korkuyorum. Güney Koreliler komşularının tehditlerine alışık olsalar dahi bu kez durumun ciddi boyutlara taşındığının farkındalar. Kuzey Kore 2010'da olduğu gibi yine bizi kışkırtırsa sanırım bu kez tam bir savaş çıkar. Kuzey tarafın pervasızca davranacağını düşünmüyorum ama yine de neler yapabileceklerini kestirmek çok zor. Kuzey Kore, Yeongpyeong adasını 2010 yılının Kasım ayında bombardıman altına almış, aralarında sivillerin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler saldırıyı 1953'te imzalanan ateşkes sonrasında Kore Yarımadası'nda yaşanan en büyük kriz olarak nitelendirmişti.